Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, diyalog ve işbirliği toplantıları çerçevesinde bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi. Toplantıda müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ da hazır bulundu. Akıncı, 2016 yılının Kıbrıs konusunda sonuca varılacak bir yıl olarak görüldüğünü, bunu sadece kendisinin değil, bütün dünyanın böyle gördüğünü kaydetti. 2016 yılı artık Kıbrıs konusunda bunca yıl sonrasında bir sonuca varılacağı yıl olarak görülüyor. Bu yalnız ben görmüyorum. Bunu bütün dünya böyle görüyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden bir tanesi de şudur. 1968'den Denktaş rahmetli Denktaş Kliridis'le beraber başlattıkları müzakereler 47-48. Yılında artık. Yarım yüzyıl, 50 yıl neredeyse müzakere. Konuşulmadık hiçbir şey kalmadı. Her şey konuşuldu en ince ayrıntısına kadar. Geriye kalan irade göstermek, kararlılık göstermek ve artık çözümü makul olanda arayıp makul olanı benimsemek ve bu makul çerçevede bir çözüme ulaşmak. İki toplumun da kazançlı çıkabileceği bir çözümü başarmak istiyoruz diyen Akıncı, buna iki tarafın da ihtiyacının olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz'de doğal gaz yataklarının keşfedildiğini anımsatan Akıncı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yumuşama belirtilerinin başladığını, İsrail doğal gazının Kıbrıs doğal gazıyla birleşerek ada üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya ulaştırılmasının en akılcı, en mantıklı, en kestirme ve en ucuz yol olduğunu, bunun gerçekleşmesinin şartlarının oluşmakta olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta bir çözüm olmamasının gerginliğe neden olacağını söyleyen Akıncı, Rum tarafının Kıbrıs'taki doğal gazı çıkararak sadece kendilerinmiş gibi davranmaya devam etmelerinin hem adaletsizlik olacağını hem de bölgede gerginlik yaratacağını kaydetti. Akıncı, biz gerginlik istemiyoruz, uzlaşma istiyoruz, birlikte gelişmek istiyoruz, barış istiyoruz, barış içinde birlikte kalkınmak istiyoruz dedi. Akıncı, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğinin mutlaka uluslararası hukukun içinde yer alacağı bir çözüme ihtiyacı olduğunu, bunun da iki kesimli, iki toplumlu federatif bir çözüm olduğunu söyledi. Akıncı, Rum lider Anastasiadis'le aynı kuşağın insanları olduklarını, kendi kuşaklarının son denemesini yapacaklarını, kendilerinden sonra da müzakerelerin devam edeceğini ancak kanaatince federasyon ve tek çatının konuşulmayacağını, belki bölünmenin parametrelerinin konuşulacağını, bundan da Kıbrıs Türk'ünün yarar görmeyeceğini ifade etti. Yerel yönetimin temel taşlarının muhtarlar olduğunu belirten Akıncı, halka gitmek istediklerini, muhtarlar aracılığıyla halka ulaşmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.